Mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ben Oktay Demir. TV52 ekranlarından artık futbola hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Türkiye Masalları ve Veteranlar Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Kenan Gürsü konuğumuz olacak. Ve Sayın Hayri Civelek ve İbrahim Albayrak her zaman olduğu gibi programımıza değerli yorumlarıyla katkıda bulunacaklar. Başkanım, ilk önce size başlamak istiyorum. Sayın Albayrak ve Sayın Hayri Civelek zaten ev sahibi olduğu için onlar konuk statüsünden çıkıyorlar. Bu akşam konuğumuz sizsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçen hafta biliyorsunuz bu programda fikstür çekimini yaptık. 2024-2025 sezonunu. Fikstür çekiminden sonra hemen bir Ege ziyaretiniz oldu. Biliyorsunuz programda zaten konuşmuştuk bunu da. Ve sezon öncesinde çok yoğun bir tempoyla uğraşıyorsunuz, geziyorsunuz. Ege bölgesi ziyareti hakkında neler söylemek istersiniz? Neler gördünüz? Takımlarımız hakkında bilgiler nelerdir? Vallahi şimdi Ege bölgesini en son ziyaret ediyoruz. Evet. Orası yazlık bölge olduğu için yani iş konumlarından dolayı. Valla dediğim gibi öncelikle 2024-2025 sezonu tüm camiamıza, takımlarımıza herkes hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Sakatlıksız bir sezon olsun inşallah. Fair play da olur inşallah. Temennimiz o her şeyden önce. Ege'ye gittik. Gittiğimiz gün işte cumartesiydi. Orada Manisa'da bir konferans verdik 10 tane takımımızla. Yine aynı günün devamında Tire'de 8 tane takımımıza konferans verdik. Tire'ye ben ilk kez gittim. Tire'yi çok beğendim. Çok güzel bir yermiş. Tabii ki takımlar heyecanlı. Evet. Heyecanla da bekliyor. Çünkü 5 ay oldu galiba lige ara vereli. Güzel izlenimler aldım yeni sezonla ilgili. Herkesten bir heyecan, herkesten bir katkı. Eminim ki yani o heyecan sahalara da yansıyacak. Güzel bir sezon geçecek inşallah. Evet, orada. Sonra Foça'daydım. Evet. Foça'da da gittik. Oraya milli karma kaptanımız, bölge koordinatörümüz işte Yılmaz ve diğer arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir dinlenin dedim ama dinlendirmediler beni. O ayrı bir şey. Evet. Yani güzel bir konferans geçirdim diyelim yani. Evet, yeni sezon öncesi hemen hemen tüm bölgeleri ziyaret ettiniz. Hepsini gezdiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Son bölge olarak Ege bölgesi miydi? Her sene öyle oluyor. Çünkü öyle oluyor. Ege bölgesi yazdık. Çünkü insanlar restoranı olan, işte plajı olan, işi olan, gücü olan, tarlada olanlar ki mecburen onların talebi üzerine en son oraya gidiyoruz. Sezon çünkü daha yeni kapanıyor. Orada daha tabii orası daha bir kere mevsimden dolayı da kış orada pek olmuyor. Yani kış şartları ağır olmadığı için de önce tabii başlıyoruz buradan. Evet. İstanbul'dan başlıyoruz ta Artvin'e kadar, Doğu Anadolu'ya kadar gidiyoruz. Takımlar da görmek istiyor. Bu sene biraz şöyle, ben çok yoruldum. Aslında sorarsan bir bölge oluşturduk. Her bölgenin bir orta bir yeri oluşturup takımlarla konferans verdik. Bir araya geliyorduk ama bu sene ben geç kalınca, daha doğrusu biz geç kalınca işte genel kurulu vesaire deyince artık bunu takımlara yüklemek istemedik. Yani böyle ziyaret ede ede işte yaklaşık 15 günde 11.600 kilometre yapmışım. Maşallah. Vallahi 11.600 kilometre. Yeni sezon öncesi tabii ki çok yoğunluk. Ya insanlar istiyor. Şimdi mesela belirli bir noktaya geliyorsun. Gelemeyenler de oluyor. Çünkü biraz da spontane gelişti bu olaylar. Hani ziyaret etmedi olmasın değilden ziyade Anadolu takımlarımız kendilerini yalnız hissetmesin. Yani İstanbul değil bizim ligimiz. Tabii ki öyle. Türkiye çapında. O yüzden buradaki takımlar neyse oradaki takımlarımız da bizim için aynı değerdi. O yüzden çünkü burada bir bütünüz. Birbirimizi tamamlayan bir dişliyiz, bir aileyiz. İnan geçen seneki 5.731 lisans her aileyi 4 kişiden çarparsan minimum değil mi? 20.000'in üzerinde yani 23-24.000 civarında bir cami oluşuyoruz. Yani bu verilen bir değerdir, bir emektir. Yani şurada sizlerin de tüm işte yönetimin de aynı şekilde diğer temsilcilerimiz, bölge koordinatörümüz, temsilciler kurulu başkanımız, bilgi işlemcimiz, eğitim kurulumuz yani daha kurullarımız da var. Tabii bu kolay bir iş değil. Bunu bir araya getirmek, bunu yapmak yıllar aldı. Biz 10. senemizi bitirdik, 11. senemize gidiyoruz.
Ve ha, istediğimiz noktada mıyız? Hayır, değiliz. Her zaman daha iyi olmak için gayret gösteriyoruz. Tabii bu sadece bizim gayretimizle olmuyor. Şimdi yönetimin olsun, diğer arkadaşlarımızın olsun. En çok burada kulüp başkanları ve kulüp yetkililerin gayretleri de çok önemli. Yani en az bizim kadar önemli. Yani kendini nerede görmek istiyorsun? Ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Neler yaşamak istiyorsun? Veya neler yaşatmak istiyorsun gelecek nesile? Aynen. Çünkü biz eğer çocuklarımıza, gelecek nesile bir eser bırakacaksak spor adına, yani şöyle söyleyeyim, futbolu bırakan ya kahveye gidiyor ya şuraya buraya gidiyordu. Ama biz futbolun ömrünü uzattık. Tamam, evet, çok doğru. Tabii, 50 yaşına, 55, 60 yaşına kadar, öyle değil mi? Yani bu da önemli şeylerden birisi. Başkanım, söylediğiniz biraz önceki şey bir slogan olabilir. Hakikaten biz futbolun ömrünü uzattık. Çok evet. Doğru bir şey değil mi? Böyle. Aynen öyle. Global bakarsan sporun. Yani evet. Sadece şimdi futbol oynamıyorsun. Mesela değişik spor da yapıyorsun. Yaparken, futbola hazırlanırken. Ne bileyim, cross yapıyorsun, jimnastiğini yapıyorsun. Değişik varyasyonlar yapıyorsun. Yani maça hazırlanmak için. Bireysel de yapıyorsun. Daha kendimi iyi göstermek için. Çünkü şöyle, biz mesela gençlik dönemimizi arıyoruz. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki yapmayı neye bağlı? Yapabilirsin. Ama gücü yakalarsan yapabilirsin. Yeteneğin vardır. Azmin vardır. Ama gücün yoksa olmuyor. Evet. Başkan, aslında bu organizasyon bir de Türkiye'yi birbiriyle tanıştırdı. Evet. Yani Edirne'den Kars'a diyelim, bütün bir sürü takım var, Master takımı. Hepsi birbiriyle mutlaka Antalya'da, Türkiye Şampiyonası'na geldiklerinde tanışıyorlar. Çok güzel dostluklar da oluşuyor. Ligde de yani. Tanışıyor, çok büyük network oluşuyor tabii, aslında tabii. İnsanlar. Bütün, yani aile gibi oluyorsun artık. Evet, yani, başkanın dediği gibi bir aileyiz aslında. Kendim böyle bir yani. Kurumsal bir federasyon ama aynı zamanda da büyük bir aileyiz. Tabii. Biz baktığın zaman hani 24-25 bin kişilik bir aileden bahsettim ama yan kuruluşları, yan iştirakları saydığın zaman bu 50 bine kadar varıyor. Çok rahat. Dolayısıyla hani başkan da söyledi, futbol anlamında insanlar hevesli, sahada işte şunu yaparım bunu yaparım ama bazen vücut el vermiyor tabii bu yaşa geldiği zaman. Çok büyük görevler başkanlara ve takımda yöneticilere iş düşürüyor. Burada Hayri Kaptan, siz de aynı şekilde futbol oynuyorsunuz bu sezonda. Bu başkanların ve yönetimlerin ne gibi misyonu vardır? Ne gibi misyon edinmesi lazım? Nasıl bir tavır ve tutum içinde olmalı sizce? Şimdi Oktay Hocam, teşekkür ederim öncelikle. Şimdi Kenan Başkanım'ın söylediğinden alayım, sizin sorunuza da cevap vereceğim. Evet. Şimdi burada çok büyük bir özveri var. Biraz önce kendisi 11 bin kilometre yol kat ettiğini söylüyor. Bunun bir karşılığı yok. Yani bunun bir karşılığı yok. Bu tamamıyla özveriyle ve bir sevda uğruna yapılan bir şey. Ve bu sevdaya ortaklık eden bütün paydaşlara öncelikle ben teşekkür ediyorum. Burada top oynayanından tutun da biraz önce bahsettiğiniz yönetim anlamındaki organizasyonu oluşumunda çok büyük emeği olan arkadaşlarımız. Bunlar hem maddi hem manevi hem zaman olarak tabiri caizse kanlarının son damlasına kadar tabiri vardır ya, o nezde bu mücadeleye destek veriyorlar. Bunu abartılı olarak görmeyin, emin olun. Yani vaktinden ayırıyor. Çünkü bir sevda, insan sevdası uğruna birçok şeyi göze alabilir. Aynen öyle. Ve o sahada top oynamak da işin aslında şey değil. Yani yönetimde olan arkadaşlarımızın, hiç sahaya girmeyen arkadaşlarımızı biliyoruz. Ama o topluluğun içinde olmak, o topluluğun futbol oynayabilmesi, spor yapabilmesini sağlamak için bir çaba sarf etmesi onu mutlu ediyor. Bu bağlamda bu organizasyona hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çok doğru, teşekkür ederim. Başkanım, Ege ziyaretinizle ilgili bir de maç yaptınız galiba. Orada Başkan Vekiliniz Ramazan Başkan ve Milli Karmamızın Kaptanı Mehmet Bildiri ile de görüştüm. Hatta siz de forma giymişsiniz galiba. Mehmet Kaptan diyor ki bizi başkan bile kurtaramadı dedi. Bir eleştirize bulundu. Yönetmenim, o zaman 5-1 mi bitti? O zaman onların ilk bir golünü ben attım. 5-1 değil. Maçı şimdi görüntüleri elimde. Onu da aldık. Buradan yönetmenimden Foça, Manisa, Maslılar dostluk ve hazırlık maçı görüntülerini rica edebilir miyim? Evet, 15 gündür. Yani tüm bölgelerimizi gezdik, ziyaret ettik, takımlarımızı dinledik. Bu hafta da cumartesi pazarda Ege bölgesindeydik. Dün Manisa'daydık.
Ege Kırmızı Bölge konferansımızı yaptık. Akşam saat işte 5 gibi de 17 gibi de Pire'deydik. Oradaki takımlarımızla beraber yine konferans yaptık. Bilgi alışverişinde bulunduk. Akşam da Foça'daydık. Milli Karmak kaptanımızın ve işte Seyfi Algar hepsinin bir saatini yaptık. Yılmaz kardeşim. Bugün de maçtayız. Foça Manisa maçındayız. Yani formayı giydirdiler. Oynadık da hatta Ramazan başkana bir de gol attık. Yani güzel bir ortam var. Kardeşçe bir ortam var. İnşallah yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Allah kaza bela sakatlık vermesin. Derinden çalışmalarımızla bilmenizi isterim. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. ...2024-2025 sezonunu önümüzdeki hafta açıyoruz. Biz de kardeş takımımız olan Foça'yla bugün bir hazırlık maçı yapıyoruz. Gayet güzel bir maç oluyor. Centilmence oluyor. Biz de bu sezonun aynı bu şekilde master ruhuna uygun olarak centilmence geçeceğini düşünüyoruz. Bütün takımlarımız hazır. Türkiye genelinde bütün takımlarımızın fikstürleri çekildi. Oynanacak maçlar önümüzdeki hafta başlayacak. Tabii ben şimdi herkese sakatlıksız, güzel ve dostluk dolu maçlar diliyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik sayılır. Kendi takımımız adına. Güzel, dostluk dolu, kavganın gürültünün olmadığı, sakatlıksız bir sezon diliyorum. Ege bölgesinde de tabii ki hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Alnınızı bederse, bir kısmet, bir aksilik olmazsa şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Bütün takımlarda başarılı diliyorum. Ligimiz başlıyor. Ege grubu olarak ligimiz başlıyor. 10 takımla başlıyor. Biz de Manisa Master'lar olarak hem Ramazan abinin hem Gökhan hocamın dediği gibi sezona hazırlıklarımızı yaptık, başlıyoruz. Bugün için kardeş takımımız, arkadaşlarımız, dostlarımız Foça ile güzel bir maç için hala devam ediyor, yapıyoruz. Sakatlıksız, kusursuz, güzel bir sezon geçsin inşallah. Tüm takım arkadaşlar, tüm takımlara başarılar. Foça Master'lardan Adnan Aksoy ben. Bugün sezon başı hazırlıkları kapsamında kardeş kulübümüz Manisa Master'larla güzel bir hazırlık maçı yapıyoruz. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileriz. Sakatlıksız, kazasız, belasız iyi bir sezon geçsin inşallah. Foça Belediye Master'lardan Kamil Doğan ben. Yeni sezonun hazırlık maçlarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Artık sezon yaklaşıyor. Manisa Spor sağ olsun iştirak etti ve hazırlık maçına katılım sağladı. Çok da güzel bir fair play çerçevesinde bir maç oluyor. Yeni sezonda tüm takımlara, ülke genelindeki TMF'lerin takımlarına sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Foça Master'lar hocası, oyuncusuyum. Bugün Manisa Master'larla hazırlık maçımız var. Önümüzdeki hafta umarım lig başlayacak. Bütün Master ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sakatsız, kazasız, belasız bir sene geçirmek dileğiyle. Bütün takımlara başarılar buradan. Antalya'da görüşmek üzere. Evet, Foça Master'lar, Foça Belediye Master'lar ve Manisa Master'lar maçını izledik, dostluk maçını. Bu maçta tabii ki sevgili başkanımız Kenan Gürsü ve başkan vekilimiz Ramazan Yıldız da top oynadı. Hatta başkanım gol attığınız söyleniyor bu maçta. Doğru mu bilmiyorum. Attım. Ama golünüz Ramazan kurtarmamış. Golünüz kurtarmamış galiba. Foça Master'lar 3, Manisa Master'lar 4 maç skoru. Evet. Çok da güzel bir maç olmuş. Çok maçın, güzel bir dostluk havası. Maçın golünü ben attım. Evet. Zaten biliyorsunuz Foça Belediye Master'lar ve Manisa Master'lar dost bir takım ama zaten. Ama benim golümü yayınlamamışlar galiba. Evet. Yani. Bu tabii ki videoyu hazırlayan sevgili Seyfi Gül abimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel görüntülerdi bunlar. Evet, lig başlıyor heyecanla. Herkes bu hevesinde, heyecanında. Bu hafta kısmetse söz verdiğimiz tarihte federasyonumuzu başlatıyoruz. Öyle değil mi başkanım? Tüm bölgelerde başlıyor. Tabii, tüm bölgelerde başlatıyoruz. Evet. Şöyle, zaten söylediğimiz de şuydu. 12-13 Ekim veya 19-20 Ekim diye biz dediğimiz tarihte ligimizi başlatıyoruz. Evet. Takımlar son hazırlık maçlarını zaten geçen hafta itibariyle yaptı. Son noktaya koydular. Artık listeler verildi, lisanslar çıkıyor. Ve kısmetse bu hafta sonu ligler başlayacak.
Ben o lisans konusunda biraz değinebilir miyim? Buyur başkanım, evet. Şimdi biz her sene lisans konusunda gerçekten aksıyoruz. Neden aksıyoruz? Hem evrak konularından, takımlardan, evet. Diğer konulardan. Gerçekten çünkü 5-6 aşamadan geçiyor. Kolay değil. Şimdi bir yetişkin insanlar işte doktor raporu bilmem vesaire evraklar hazırlamaz. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bir yazılım yapacağız siteye. Başkan, bu arada gidelim. Kaç kişinin lisansı çıkıyor? Yaklaşık 6000 küsur. 6000 kişinin lisansı çıkartıyorsunuz. Evet. Ve bunu kısa bir sürede yetiştirmeniz gerekiyor. Tabii. Ki insanlar doğru bilgiyi zamanda size ulaştırması gerekiyor ki bir an önce çıkması bir lazım. Bir tane TC'sinde yanlış olduğumuz sisteme girmiyor, biliyor musun? Değil mi? Kesinlikle o lisans da çıkmıyor yani. Onun için çok titizlikle yapılması gereken 4-5 tane kategoriden geçiyor. Lisans. Bu lisans işleri için uğraşan... Yoksa normal şöyle bir kart yaparsın. Evet. ASF'lerdeki gibi resmi basarsın. Vurursun kaşeyi, kablatırsın, gönderirsin. Biz çünkü biraz da işte lisanslarımız örnekleri var, herkes biliyor. Evet, kimlik kartı gibi aynı. Yani çok kredi kartı gibi, kimlik kartı gibi. Evet. Arkasında QR kodu da var, okuttum. Şöyle diyelim, ben senden şüpheleniyorum, okuttum. Sitede düşüyor zaten var mı yok mu diye. Ve o sistemi zaten yıllardır uyguladık yani. Bunda çok çok büyük emek var ama bunu bizim biraz daha pratik hale getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani çünkü bakıyorsun evrak toplamak, onu yapmak falan bize en çok yıpratan o oluyor. Mesela akreditasyon kartlarında resim yok kişinin ismi. Yani hı hı. isim yazamıyorsun ama milli karmada var. Aslında örnekleri vardı arabada ama onu ileride gösteririz, bırakırız size. Bir sonraki seneye resimli. Hı hı. İşte her şey lisans numaralı falan. Öyle düşünün. O sistemi de sitemize koyacağız. Güzel bir daha şey, o kadar emek veriyorsak dedik. Daha böyle resmi olan, kaliteli olan, akreditasyon kartları olsun, lisanslar olsun, diğer kartlar olsun. Yani güzel bir şekilde alsın istiyoruz. Hatta belki reklamlardan sonraki dönemde arabada var. Gösteririz, insanlar da görür yani. Peki bu lisans işlemleriyle ilgili bildiğim kadarıyla Uğur Lokumcu ve ekibi var. 4 kişilik bir ekip bu lisansları organize ediyorlar. Tabii. O ayrı. Onlar ediyor. Evet. Bir de onlar firmaya gönderiyor. Orada da ayrı bir dizayn yapılıyor. Dizayn yapılıyor değil mi? Tabii. Yani tek oradan geçmiyor. Firmada tek tek dizayn yapılıyor. Ayrılıyor işte kontenjanı, antrenörü, teknik direktörü, onlar ayrı ayrılıyor. Sisteme giriyor. Daha sonra da hatta şu anda lisanslar sisteme de giriyor Uğur Lokumcu. Ve ondan sonra da basılıyor. Sonra ne oluyor? Ayrılıyor. Bölgelere kargoluyorsun, gönderiyorsun. Yani bayağı bir zor. Büyük bir organizasyon. Yani mesela dedik ki işte diyoruz ki akreditasyon kartı olmayan başlatmayacağız diyoruz ama bazen mecbur kalıyorsun başlatmaya. Yani şimdi başlatmaya desek 15 gün daha geçecek. Yoksa normalde mesela Eylül sonu diyorlar başlatalım. Zaten havalar artık hep ısındı. Eylül sonu başlatmak bile evet. 30-35 derecelere evet. tekabül ediyor. Ne kadar da sıkıştırsak, ne kadar da şey yapsak yani yine bu Ekim'i buluyor. Yani bulmaması iyi ama maalesef buluyor. Hayırlısı da başlayacağız yani. Zaten bulması gerekiyor çünkü Ocak ayında birinci devrin bitmesi gerekiyor. Sonra Ramazan ayı geliyor evet. derken bayağı süreç uzuyor. Ramazan ayı gelecek, onunla ilgili evet. de zaten konuşuruz. Aynen öyle. Burada lisans işlemleriyle ilgili Uğur Lokumcu bayağı sıkıntılı. Çünkü onunla da görüşüyorum kendisi. Takımlardan doğru bilgi gelmiyor, geç geliyor. Tekrardan ek bilgi geldiği için de büyük bir sıkıntı yaşıyorlar dolayısıyla. Evet, gelelim tekrardan bizim hazırlık maçlarımıza. Demin gördüğümüz gibi Foça Belediye Masırlar ve Manisa Masırlar son hazırlık maçını yaptı. Bölgelerdeki hazırlık maçı hakkında... Sayın Albayrak, siz ne dersiniz? Takımlarınız yapıyor mu? Bilgi geldi mi size? Son hazırlık maçları yaptı mı? Ligler başlıyor. Artık bütün takımlar hazırlık maçlarını tamamladı. Artık bu hafta sonu inşallah siftah yapacak. Temsilcilerden takımlar... aldığımız bilgi herhalde tüm takımlar hazır. Yani kadroları belirlendi. Hemen hemen yani 3-4 aydan beri bir sürü hazırlık maçı yaptı bütün takımlar. Gördüğüm kadarıyla tabii kendi grubumuzda olanlar veya diğer gruplarda olanlar takip ediyoruz falan. Hafta içi bildiğim kadarıyla saha bilgilerine ev sahibi takımlar verdi. Ona göre hakem ataması yapılacak. Tabii. Bu saha sıkıntısı İstanbul'da yaşıyor muyuz? Bölgelerden var mı böyle sıkıntılar? Size şu gelen... an için öyle bir durum söz konusu değil. Yani herkes şu anda oynayacağı maçı bekliyor. Bu hafta sonu inşallah
kaza bela vermezse başlayacaklar inşallah. Hayır kaptan. Oktay hocam, aslında benim izlenimlerim şu, bir şölen havası eşliğinde ve büyük bir heyecanla bekleniyor bu. Özellikle Anadolu'daki bölge temsilcileriyle ve başkanlarla yaptığımız görüşmelerde herkes büyük bir heyecanla transferlerini yapmış, hazırlık süreçlerini tamamlamış ve ligin başlamasını bekliyorlar. Bu hafta sonu bu heyecan başlayacak ve sezon sonuna kadar ve hatta ve hatta bu işin kamera açısına bakarak söyleyeyim, bu işin en can alıcı noktası Antalya Türkiye Şampiyonası serüvenine kadar devam edecek ve orada sürecek olan bir mücadele bu. Evet. Herkes iddialı, herkes kendine göre taktiklerini belirlemiş, hazırlıklarını yapmış. Dediğimiz gibi bu bir gönül meselesi ve iddia meselesi. Bu bakımdan da Marmara olsun, işte Karadeniz olsun, Doğu Karadeniz bölgesinde görüşmeler yaptık. Orası da yeni bir oluşum. Çok yeni takımlar var. Yeni takımlar var. İddialı takımlar. Hatta ve hatta işte bir bölgeden 3 tane 4 tane takım çıkabiliyor. Bu çok güzel bir şey yani. Bakıldığı zaman bir birliktelik ve bir kalabalık bu işin peşine koşturuyor. Özellikle Artvin'in bende ayrı da bir yeri vardır. Artvin'den de 2 takım çıkmış. Evet. Onlara başarılar diliyorum. Bu arada Artvin'in de Arhavi'nin bölgesel amatörde mücadele eden Arhavi 08 kulübü var. Evet. Bir başkanı var, Murat Çorbacı başkanım. Futbol aşığı ve futbol emekçisi bir başkan. Hı-hı. Çok büyük emekleri vardır. Veteranda da aynı şekilde. Kendisine buradan selam gönderiyoruz. Hı-hı. Başkanım kolay gelsin. İnşallah gelirsek ziyaretinize de bulunacağız. Dediğimiz gibi biz de heyecanlıyız. Bunları ilerleyen süreçlerde programa da yansıtmayı bekliyoruz. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla veteran camiasında birçok takımın saha sıkıntısı yaşıyor. Yani çünkü bölgesel amatör lig oynanıyor, üçüncü lig oynanıyor, amatörler oynanıyor derken veteran takımları biraz saha bulmakta zorlanıyor gibi geliyor bana. Burada hani büyük iş mülk amirlere ve belediyelere çok iş düşüyor. Çünkü evet. Spor il müdürlerine, ilçe müdürlüklerine iş düşüyor. Orada sıkıntılar var gibi. Sanki İstanbul'da biraz daha fazla gibi değil mi? Aslında özümsedi artık bu veteranlar takımlarını. Yani yer vermeye çalışıyorlar ellerinden geldiği evet. kadar. Tabii ki de amatör maçlar da oynanıyor. Yani şu anda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Herkes yerini buldu, sahasını hazırladı. Şu anda son haftaya evet. Destek olan takımlar da var. Bilhassa Anadolu bölgesinden. İstiyorsanız hemen bir Çankırı Belediye Maslılar ve Çankırı Maslılar maçı var. Hazırlık maçı, dostluk maçı. Onun görüntülerini izleyelim. Tekrar programımıza devam ederiz. Yönetmenimden onu rica ediyorum. Yarınlar diyarı, Belediye Başkenti, plakası 18, Çankırı ilinden herkese saygılar, selamlar, iyi yayınlar. Çankırı merkez takımlarımızdan, Çankırı Belediyespor veteranlar ile Çankırı Masterler takımlar arasında haftaya başlayacak lig öncesi dostluk maçı, bir hazırlık maçı organize edildi. Biraz sonra bu müsabaka oynanacak. Ben Çankırı Masterler takımı oyuncusu, lisanslı oyuncusu, Çankırı Valimiz Sayın Mustafa Fırat Taşalar ve Çankırı Belediyespor veteranlar takımı lisanslı oyuncumuz, Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkasın Esen ile kısa bir görüş ve düşüncelerini alacağım. Evet, Sayın Valim, TMF'den ve Master'lar veteranlar ligi hakkında duygu ve düşüncelerinizi rica ederim. Başkanım, çok teşekkür ederim. Ben başkanlarım, organizasyonun parçası olmaktan çok biz de gurur duyuyoruz. Bizim malum Çankırı'da iki takımımız var. Bir tane takımımızda belediye başkanı, bir takımımızda da biz olacağız. Hakikaten bu anlamda karşılıklı rakip gibi olsak bile hakikaten birlikte beraberliğimizi burada da devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyondan dolayı teşekkür ettiğimizi tekrar ifade ederim. Emeği geçenlere de hakikaten burada muhabbetlerimizi ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sayınlar. Başarılar diliyorum. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara hepsine teşekkür ederim. Özellikle başkanımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Aleykümselam başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yani veteranlara yıllardır biz belediye spor kulübü olarak destek veriyoruz. Evet. Spor kulübümüz var Çankırı Belediyesi. Daha önceki dönemlerde de Kadir Bey maça davet etmişti oynayalım diye ama bir fırsat olmadı. Bugün biraz da Sayın Valim'in katılmasıyla biz keşfi yetti sağ olsun. Ha, bu çok önemli. Yani yıllardır burada spor oynamış arkadaşlarımız. Evet. Bir arada görmek.
sosyalleşmişler, kasbal etmek, daha da çok sosyalleşmek çok güzel bir şey. Ama gayemiz şu, Sayın Valim'de biraz önce ifade ettiği gibi düşüncelerimiz ne oldu, genelde gençlerimizi ve diğer her yaştan grubu spora teşvik etmek gayemiz. Asitiyalar da önemli başkanım. Tabii. Diğer de mi yani? Orta yaş. Aynen. Sporu bırakmışlar. Çok önemli. İki tane çankırı takım nezdinde ligimizde tüm takımlara centilmenlik içerisinde başarılar diliyorum. Kazası belasız sezonlar diliyorum. Valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın valim. Hoşçakalın. Bir fotoğraf alalım. Evet, muhteşem görüntüler izledik sevgili izleyiciler. Muhteşem goller izledik. Bu organizasyonu yapan sevgili Abdülkadir Ovacaklı'ya teşekkür ederiz. Bu videoyu hazırlayan sevgili Harun Kılıç kardeşimize çok teşekkür ederim. Muhteşem görüntüler ve aynı zamanda fon müziğindeki Müslüm Baba'nın şarkısı da çok süpnomenal bir mesaj içeriyor. Çok değerli bir müzik, çok değerli bir şarkı. Bunu da rahmetle Müslüm Gürses'i de anmış olalım burada. Tabii ki diğer bir konumuzda bu maçta enteresan bir şey var. Sayın Çankırı Valimiz Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen Başkanımıza da Mastırlar ve Veteranlara Federasyonumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biraz önce de konuklarımızla görüştüğümüz için konunun üzerine geldi tam böyle. Mülki amirler ve belediyeler hani takımlara destek olması çok önemli diye ve Çankırı'da bunu yaşıyor, bunu yapıyorlar. Diyor yani Müslüm Baba'nın şarkısında böyle bir aşk görülmemiş dünyada diyor. Bu futbol aşkı, futbol aşkı her şeyde var. Bu aşk dolu insanlar da futbol aşkını ön plana tutaraktan ve bunu da açıkçası Mastır ve Veteranları destekliyor. Bunu umuyorum ki bütün bölgelerde, bütün illerde, ilçelerde yaşayalım ve futbolu büyütelim. Futbol sevdasını insanlarla bitirmeyelim. Çünkü bu yaşta insanlar futbolda coşuyorlar, sevdalılar, spor yapıyorlar açıkçası. Dolayısıyla katkıda bulunmanız çok değerli, çok önemli. Buradan başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Bu konuda başkanım, size de selamları var belediye başkanımızın ve valimizin. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok örnek bir davranış. Şimdi aslında çok önemli bir konu biliyor musun? Evet. Bir ilimizde, bakın bir ilimizde bu sene lige çıkacak amatör takım yok. İlde bahsediyorum. İlde yok. İlden bahsediyorum. Ve o ilde 8 tane master veteran takımı var ligimizde.
Yani düşünebiliyor musun? Şimdi ben başkan, tekrar baştan alalım. Yani anlamak için soruyorum. Bir ilimizde hiçbir amatör takım yok. Yok. Ama lige çıkacak ilde, takım yok. O ilde 8 tane master ve veteran takımı evet. var. Evet. Ve isim vermek Enteresan istemiyorum. Yani. Bu gerçek. Şimdi ben soruyorum. ASFK başkanlarına, belediye başkanlarına ve diğer ilçe spor müdürlerine soruyorum. Şimdi bunu Cumhurbaşkanımız, işte Spor Bakanımız falan bilmiyor yani sağ verilikleri müdür. Bu sahalar kimin? Halkın, değil mi? Evet. Bu tesisler kimin? Halkın. Evet. Şimdi büyükler, o ilde amatör takım yok. Orada genç mi yok başkanım? Yani genç var, özenti yok. Artık internet, bilgisayar, bilmem ne bitirmiş. Şimdi büyükler spor yapacak ki küçükler örnek alacak. Evet. Yani büyükler örnek olacak ki küçükler onların yolundan gidecek. Şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi bize, bizim takımlarımıza zorluk çıkarıyorlar. Zamanında gittik, dedik ki TFF'nin üst düzey yetkilisine şunu söyledik. Dedik bakın başkanım, böyle böyle şey var. O zaman Türkiye'de 100 takım var, şu anda 4000-5000 takım var. Bakın dedik bunları alın, örnek olsun, işte ne bileyim gelecek nesile şey olsun. Bugün master veteranların kimseye bir zararı yok. Sağ konusunda yok. Diğer konularda yok ha. Kavga gürültü oluyor mu? Amatörlerde daha fazlası oluyor bana göre. Ya bu sporun içinde her zaman var mı? Yok, bizi bahane gösteriyorlar ya. Bazı ASFK başkanları da kral olmuş zaten. O ilde yani ben diyerek. Maalesef bizim yaşlarımızdaki insanların spor yapmasına engel oluyor. Bugün koş dersin koşmazsın ama önüne bir top verdim 10 kilometre koşarsın. Onun heyecanı çok farklıdır. Ne bileyim örnek olması çok farklıdır. Yani buna böyle devamlı pranga vurmaya çalışıyorlar. Ben de bu konuda artık 10-11 yıllık emeğinde sesimizi yükselteceğim açık söyleyeyim. Çünkü bu iş öyle şey oldu ki bazı yanlış örnekler de var. Mesela bugün bir il hakem kurulu başkanımız diyor ki sizin maçlarınızda böyle böyle. Hayır. Herkes Türkiye Master Veteranlar Futbol Federasyonu zannediyor. Hele 200 senedir söylüyorum şu Türkiye ismini kullananlara. Onları da buradan uyarıyorum. Yasal olarak ne hakkımız varsa yapacağız ama şunu söyleyeceğim. Özel yapılan organizasyonda kavgaların, gürültülerin faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de dedim ki nerede? Bir göster. Nerede bizim takımların? Biz zaten kendimiz mahkemeye veriyoruz. Size bırakmadan veriyoruz. Ve siz de aynı partner yürüyoruz. Mesela bir süper amatörde olmuş bir olay. Başkanım yanılmıyorsam zaten bu bir federasyon ve değil mi Oktay Hocam bir talimat ve statüsü var. Disiplin tabii, tabii. talimatı ve statüsü var. Yani başına buyruk bırakılan bir organizasyon değil. Öyle bir biz şey devlete vergimizi de veriyoruz. Evet. Muhasebecimiz var vesairemiz var. Neyse bir geçen seneki bir amatör maçta süper amatör Karizli bizim ligde de oynuyor. Ama kendi süper amatör liginde kavga ediyor vesaire ceza alıyor. Biz oranın il hakem kurullarında böyle böyle. İnan onlar iki maç ceza vermiş. Biz ligden ihraç ettik. Şimdi aradaki fark ne? Düşünebiliyor musun? Evet. Başkan burada devreye gireyim. Bir il hakem kurulundan gelen bir bilgi var. Tamam. Diyor ki amatör kümede kırmızı kart görerek ihraç eden oyunculara verilen disiplin cezaları veteran maçlarında da aynen uygulanacaktır. Ceza alan oyuncunun oynadığı tespit edilirse o takım hükmen yenik sayılır ve teminatı yanar. 2. Amatör kümede ihraç edilen oyuncu disiplin sevk edildiği tarihten cezasını verildiği tarihe kadar tedbirli olarak veteran maçlarında da oynayamaz. Bu İl Hakem Kurulu'nun vermiş olduğu bilgi. Yeni bir bilgi. Evet, yeni bir bilgi bu. Şimdi İl Hakem Şimdi Kurullarımız bizim partnerimiz veteran zaten. Veteran camiasının devlet nezdinde spor camiasında veteran şeyini, futbolunu ve TMFL'yi resmi kurum olarak baz alıyorlar. Yani evet. zaten bizim önümüzde ismimizin Türkiye'de geçiyor. Türkiye İstersen bir daha oku onu. Evet. Yani çünkü belki... söyleyeyim statüsü olan tek tabii kuruluş TMFL. Hocam bu hakikaten çok, bu önemli, çok önemli bir bilgi. Bilgi. Tabii, gerçekten doğru. hani vaktimiz varsa bize tekrarlarsanız. Resmi bir bilgidir. Resmi bir bilgi. Lütfen evet, bunu öyle. Arkadaşlar tekrar dinleyin. Hatta... Bunu niye söylüyorum? Başkanım sözünüzü kestim pardon. Bizim veteran futbol takımlarında amatör oynayan futbolcular da var şu anda. Aktif Tabii. olarak amatör odamız. Balda oynayan futbolcularımız var. Yaşı tuttuğu takdirde veteran da aynı şekilde oynayabiliyor. Çünkü bizim statü talimatlarımızda var bunlar yani. Tabii tabii. Dolayısıyla İl Hakem Kurulu'nun yazmış olduğu, kulüplere göndermiş olduğu bilgi bu. Resmi bilgi yani. Tekrar okuyayım istiyorsanız. Çok önemli bir bilgi. Lütfen. Evet. Amatör kümede kırmızı kart görerek ihraç olan oyunculara verilen disiplin cezaları veteranlar maçında da aynen uygulanacaktır.
ceza alan oyuncunun oynadığı tespit edilirse o takım hükmen yenik sayılır ve teminatı yanar. Amatör kümede ihraç edilen oyuncu disipline sevk edildiği tarihten cezasını verildiği tarihe kadar tedbirli olarak veteran maçlarında oynayamaz diyor. Çok güzel. Bu çok önemli bir bilgi ya. Çok güzel. Ona göre takımlarımız da zaten tedbirini alır. Ona göre bir iş yapar. Bu tespit edildiği takdirde yaptırımı ve cezası aynı şekilde uygulanacaktır. Evet. Ya bizde geçmişte şu andaki ligde oynayan profesyonel yani aktif profesyonel futbol hayatı aktif olarak bitmiş ama tekrar da veteran olarak oynayan futbolcular var. Mülk amirler var, belediye başkanları var, valilerimiz var. Hatta bakanlar, milletvekilleri de var. Biliyorsunuz değil mi başkanım, bunlar yapıldı, evet. Oynandı zaten. Çok karışık. Çünkü yani ciddi bir grup, ciddi bir federasyon. Bizim içimize girdi. Ya yani. Şimdi aynen. Ben şunu söyleyeceğim. Devlet amatör takımlara yer vermiş, saha vermiş. Eyvallah, bir kaynağın olsun, bir gelirin olsun, çocuklara hizmet ediyorsun da. Şimdi o kadar fahiş fiyatlarla takımlara saha veriyorlar ki. Evet. Ya yazık günahtır ya. Yani bu senin, benim, arkadaşlarımızın çocukları olmazsa sen takım nasıl oluşturabileceksin? Öyle mi? Tabii. O kulüpler bizlerin çocuklarıyla sporcu yetiştiriyor, sporcu şeyi getiriyor, meydana getiriyor veya başarı alıyor. Peki neden bir 70 dakikalık sahayı esirgiyorsunuz? Başkanım, burada çok genelleme de yapmayalım. Özellikle bu konuda yani, destek bana olan... Bana göre %60, %70. Bu konuda destek olan... Sanki çekmiyor musunuz şu anda? Ve yani futbolu destekleyen belediye başkanlarımız ve kamu... Bak, örnek zaten Çankırı. Çok fazla var. Benim bildiğim Karabük de aynı şekilde var. Hatta İstanbul'da biliyorsunuz yaşadığımız bölge Çekmeköy Belediyesi de destekliyor, Üsküdar Belediyesi de destekliyor. Bunlara da şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanlarımıza ve spor il. Ama desteklemeyen belediyeler de var. Var tabii şimdi ki. Şimdi Üsküdar Belediyesi muazzam destekliyor. Çünkü Üsküdar'da o kadar çok takım var ki. Üsküdar'dan bahseden kim? Yok yani ben kendi açımdan söylüyorum yani. Ama tabii diğerlerde evet. De. Başkanım, geçen hafta biliyorsunuz fikstürü çektik. Orada fikstürü canlı olarak çektik. İnsanlarımıza fotoğraflar gönderdiler, başarı dileklerini sundular. Bu videoları yayınlamadık. Bu programda yayınlamak istiyorum izninizle. Yönetmenimden o videoları rica edeyim. Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi'nin 2024-25 sezonu hepimiz için, tüm camiye için hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Sivas Masterları temsilen biz de bu sene 4 yıl aradan sonra Kenan Gürsü Başkanı'nın ve ekibinin kurmuş olduğu Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi'ne tekrar geri geldik. Ümit ederim bu gelişimiz hem bizler için hem de grubumuzda yer alan takımlar için güzel neticeler oluşturur, güzel dostluklar oluşturur. Sakatlığın olmadığı, dostluğun, centilmenliğin üst sıralarda olduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcı takımlara, sporculara ve yöneticilere gönülden başarı dileklerimi iletiyorum. Ben Yaşar Yaşar futbol takımının kaptanıyım. Başkanı Abdullah Küçüktepe'dir. Onun yardımcısıyım. 2024-2025 senesi TMVF ile Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu futbol liginin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda ben her zaman söylediğim gibi Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi bu yaştan sonra futbola döndürdü. Ve ben buradaki bütün Karabük takımları olarak herkese teşekkür ediyorum. Şu anda 7 takımlık bir takımımız olumsuzluklardan dolayı çekildi. 6 takımımız. Hedefimiz 8'e, 9'a, 10'a yükseltmek. Bundan sonraki ligin devamını getirmek istiyoruz Karabük halkı olarak. Ve bütün katılan Karabük takımlarına ve bütün bölgedeki takımlara, bütün ülkedeki takımların hepsine teşekkür ederiz. Karasu Veteranlar 2024-2025 sezonu hayırlı olsun inşallah. Bütün camiaya başarılar dileriz. Güzel bir turnuva olsun. Güzel bir lig olsun. Güzel bir lig olsun. En önemlisi bu. Şampiyonada görüşürüz inşallah. Akçakoca Gökspor, Türkiye Masterlar Veteranlar Ligi Batı Karadeniz Bölgesi 2024 sezonu hayırlı olsun herkese. Başarılar. 2024-2025 TMVF Masterlar Veteranlar Ligi hayırlı olmasını diliyorum. Milli takım koordinatörü olarak rahmetli Tanju arkadaşımızın da var, ismini lanse edecek tüm organizasyonlarda Avrupa'da veyahut da Türkiye'de yapılan organizasyonlarda
futbolcularımızın kendilerine çok iyi bakmalarını, Rehumi'nin takımda var ya, temsil hakkını çok iyi kullanmalarını hocalarımdan da talep ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yapacağımız organizasyonlarda çok büyük başarılar elde edeceğiz. Değerli Zafer Mel Master'lar olarak 2024-2025 sezonunda yine TMFL'deyiz. Buradayız. Kalite neredeyse biz oradayız. İnşallah güzel bir lig olacak. Sakatlık, kazası, belası bir lig olması dileğiyle. Herkese başarılar. 2024-2025 Master Veteranlar Futbol Ligi'nde bu sene de TMFL ile devam ediyoruz. Karadenizli veteranlar olarak grubumuzda olan, ailemizde olan tüm takımlara sakatlıksız bir sezon katılıyorum. Aynı zamanda bu sene de yine bölge temsilciliği, Mavi Bölge temsilciliği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu görev için aranızdayım tekrardan. Herkese başarılar diliyorum. 2024-2025 sezonunda Masterlar Ligi'ne yeni katılan bir takım olarak herkese başarılar diliyoruz. Biz de bu sene Karadeniz Ereğli Vefa Spor Kulübü olarak ilk defa lige katılacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu yüzden tüm takımlara şimdiden yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Herkese merhaba. Yeni sezonda da her zaman olduğu gibi TMFL'deyiz. Yaslı Orta Dolu Spor olarak tüm takımlara başarılar dileriz. Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi 2024-2025 sezonu fikstür çekimi tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sakatlıksız, bol gollü, sağlıklı bir sezon diliyorum. Buradan milli karmadaki hocalarıma da göz kırpıyorum. Evet, buradan görüntülü mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Heyecanlarınızı anlıyoruz. Heyecanınız inşallah 2-3 gün sonra bitecek. Liglerimiz başlayacak. Evet başkan, insanlar çok heyecanlı. Futbol severler, takımlarımız gördüğünüz gibi mesajlarını gönderiyor. Bu tabii ki çok kalabalık bir mesaj geldiği için diğer yarısını programımızın ikinci yarısında yayınlayacağız. Hatta ikinci yarısında çok önemli konulara değineceğiz başkanımız buradayken. Statü talimatlarımıza, talimatnameler var, değişen statüler var. Eklenen statüler var. Bunlara programımızın ikinci yarısında yer vereceğiz. Şimdi diğer konulara değinelim başkanım. Arkadaşlarımız heyecanla ligin başlamasını istiyor. Evet. Hakem atamaları yapıldı mı? Hakem atamalarında problem yok. Yani her bölgede hakemlerimiz hazır. Yani onunla ilgili bir sorun yok. Hatta önümüzdeki yıllarla ilgili, hakemlerle ilgili büyük bir proje ve gerçekten zahmet isteyen bir proje var. Onu ileriki zamanlarda açıklarız ama şu anda hakem problemimiz yok çok şükür. Ligimizi başlatıyoruz Allah'ın izniyle. Geçen sezon hani 1-2 maçta aksaklıklar oldu, hakemler gelemedi. Belli başlı bir trafikten veya karışıklıktan dolayı oldu. Herhalde bu sezon yaşanmayacak gibi geliyor. Ya şimdi İstanbul trafiği, İstanbul'u kastediyorsan İstanbul'da bazen aksaklıklar oluyor ama ben şunu söylüyorum hakem kurulu başkanımıza. Saat 17'de ise maç 16.30'da de. Yani ona göre tedbirini alsın hakemler. Yani onunla ilgili bu sene problem olacağını zannetmiyorum ama insanlar da biraz da hoşgörülü olması gerekiyor. İnan ben bak gelirken karşıdan her zaman geldiğim güzergah ilk kez yoğun gördüm. Ne vardı bilmiyorum. Dolaştım da İstinye'nin oradan Balta Limanı'ndan çıktım geldim. Yani dolaşarak geldim. Buradan geleceğim yeri böyle dolaşarak geldim. İstanbul'da artık. Yani İstanbul'da artık. Mesela 8'de burada olurum derken 9'da çeyrek kala buradaydım. 20 Başkan gibi. İstanbul'da su damlasın yola biliyorsun trafik tıkanıyor. Ve akşam trafiği mi? Mesai saati, okullar açıldı. Okulda trafiği var. Sevgili hocam 40 küsür yıldır İstanbul'dayız. Evet. Önceden İstanbul'da belli saatlerde trafik saatleri vardı. Evet. Artık o kavram da kalktı. Artık 24 saat trafik var. Evet, o yüzden buraya göre herkesin kendini dizayn etmesi lazım. Doğru. Gideceği yere 1-2 saat öncesinden gitmesi lazım. Ki bu işi de eğer severek yapıyorsa onu da artık... Evet. Bir de başka meselesi hoşgörü diyorsun da şimdi misal veriyorum. Süreli oynandığı için maçlar haliyle hakem gelmediği zaman o sürenin geçmesi diğer takımlara da yansıyor. Işte, onun stresini yaşıyorlar. Olmuyor. Ne yapıyorsun? İşte, ya. Yani o da var yani. Evet. Şimdi bakın hakemlerin de değerini bilmemiz lazım. Evet. Ne olursa olsun rakibinin oradaki tüm insanlar biz birbirimizin
Sen yoksa o yok. O yoksa sen yok. Tamam. Hakemsiz maç oynanıyor mu? Oynanmıyor. Yani değil. Başkanım, bu konuyu isterseniz programımızın ikinci yarısında değinelim. Tamam. Ve çok önemli konularımız var programın ikinci yarısında. Araya girdik mi hocam? Evet, araya girdik. Kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra lütfen bizden ayrılmayın. Çok önemli konulara değineceğiz. Reklam arasından sonra görüşmek üzere. Tekrar iyi akşamlar. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz programımıza. Başkanım, hakemlerden bahsediyorduk. Orada kalmıştık. Sözünüzü kesmiştim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, hakemler bizim bir partnerimiz. Zaten bu pandemiden sonra gerçekten hakem bulmak da zorlaştı. Şimdi hakemlerle takımlarımızın, futbolcularımızın uğraşmamasını özellikle rica ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız. 20 yaşında var, 25 yaşında var, 30 yaşında arkadaşlarımız var. Hakem olmasa maç oynanmıyor. Ama maalesef bazı maçlarda hakem şöyle, hep biz günah keçisi arıyoruz başarısızlığımızda. Ama yendi, galip geldi, hakem süperdi. Değil mi? Gibi. Yani bunu o zaman da söyle. Hatası olabilir, yardımcı ol. Biz örneksek sahada hakeme de örneğiz. Tribündeki gençlere de örneğiz. Camiamıza da örnek olmalıyız. Şunu söyleyeceğim. Hakemlere karşı olsun, rakibine karşı olsun, gerçekten şiddet uygulayan veya nasıl söyleyeyim, işte argo, küfür vesaire vesaire yapan kişileri burada ben aslında ekranda yayınlansın istiyorum. Hı. Yani her şeyde değildi de, itişme kakışmada değil de, işte kavga çıkaran vesaire yumruk atan, inan ben ekranda yayınlanmasını isterim, istiyorum da. Ama tabii onu da tekrar konuşacağız. Peki yönetim. Mevzu açılmışken şöyle söyleyeyim. Bu sene yeni ve statü ve talimatnameler hakkında eklenenler var, yenileri var. Evet. Takımlarımız dikkat etmesi konular var. Bunlar hakkında neler söylersiniz? Hangi maddeler var takımları ilgilendiren can alıcı noktalar? Onu özellikle söyleyeyim. Uygulayacağız. Bu saydıklarımı, şimdi sayacaklarımın hepsini uygulayacağız. Evet. Bir kere saha içinde bir kişi olmayacak, sivil. Akreditasyon kartı olmayan, lisansı olmayan. Allah korusun, yedek kulübüse çocuk alıyorsun. Evet. Gelip top vurur. Allah korusun, beyin kanamasına gider. Hep sıkıntı yani. Bir kere onun statülerimizde var. Kesinlikle yasak. Alınmayacak. Agresyon kartı olmuyor. Hakemlere de bu konuda talimat verilecek. Birincisi bu. İkincisi itiraz ederse, çıkarmazsa 5 dakika hakem başlayacak, bekleyecek. Ondan sonra soyunma odasına geçecek. Evet. Ha, orada gerçekten buna itirazen farklı şeyler yaparsa, olumsuz şeyler, gidecek mahkemede yüzleşecek. Bu kadar basit. Bu ligden de ihraç olacak. Bunda netiz. Yani takım gelsin gelmesin bilmem ne yok. Burada herkesin hakkı, hukuku neyse biz elimizden geldiği kadar doğru olan, görünen disiplin kurulumuz, takip kurulumuz hepsi bunları delillerle, raporlarla, hakem raporlarıyla zaten gerekeni yapıyorlar. Onun için şunu da söylemek istiyorum. Maç öncesi her takım esame listesini çekip bölündüğü bulunduğu bölgenin grubuna atmak zorunda. Başkan, burada bir konuya değinmek istiyorum. Hayır Kaptan Albayrak, siz de biliyorsunuz. Esame listeleri çok kötü yazılıyor. Aceleyle yazılıyor ve doğru düz okunmuyor da. Lisans numaraları olsun, doğum tarihleri olsun, isimler olsun. Onun geçerliliği olmayacak. Evet. Buradan takımlarımıza tekrardan rica ediyoruz. Esame listeleri okunaklı ve düzgün yazılması gerekiyor ve maç başlarken, başlamadan önce ilk 11'in resminin WhatsApp gruplarına atılması gerekiyor. Yok, 11 değil. Komple. Komple 22 mi? Yani mesela takım kaç kişi var? Çekilsin yani. 18 var, 22 kişi var. Sonradan girdiyse nasıl olacak? Peki başlarken 22 kişi de eksik olsa o yayınlanması nasıl olacak başkan? Esame listesi geçerli oluyor ya. Onun için onu söyleyeyim. Esame listesinde kaç kişi var? Örnek 22 kişi. Mesela 18 kişi yazdın. Evet. 15 kişi yazdın.
Evet. 15 kişi oynadığına göre. Evet. O 15 kişi yazdıysa, esame listesine kaç kişi yazdıysa toplu resmini çekecek, atacak. Çünkü bir imkan var. Telefon diye bir imkan var elde. Tak çekeceğim. Peki şunu açıklamak istiyorum o zaman. Şimdi kişi takım maça başlayacak. Esame listesine 18 yaşlı ama gelmeyen iki kişi dedi ki ben maç başladıktan sonra 10 dakika sonra geleceğim dedim ama bu fotoğrafta yok. Onu nasıl yapacağız başkan? Kimlik doğrulaması yok. O resimde yok başkan. Çünkü yani. Öyle bir şey. O da farklı bir şey. Evet, farklı bir şey. Çünkü evet, orada esame listesine geçecek. O zaman ne yapacak? İkinci yarı devre arasında o takımıyla tekrar resim çekilecek, tekrar atacak. Adı olmaz ki başkan. Terli terli yapamayız. Yani. Abi, terli terli yapamayacağım. O zaman nasıl yapacağım? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Siz İşim, ben 10 dakika oynatmam. Bakın. Siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki. O zaman o futbolcu gelecek. Ya da şunu statü talimat edeceğiz ki. Maç başladığından itibaren o resim atıldıktan sonra hiçbir futbolcu esame listesine yazılmaz. Esame listesi atıldıktan sonra hiçbir futbolcu sahaya giremez. Öyle mi? Evet. O zaman öyle yapacağız. Esame listesinde ya konuda belirtiliyor. Ondan sonra işte farz edelim ki işte trafik sorunundan dolayı geç gelebilir. Şimdi burada bir çelişki de doğmasın sevgili hocam. Başkanımız tabii söylüyor ama sonuçta bu talimatlarla bu lige başlanıyor. Evet. Eğer burada bir değişiklik olacaksa yönetim kurulunun ve talimatları hazırlayan kurulun bunu bir yayınlamayla kulüplere bildirmesi lazım. Yani biz burada sadece şu anda biraz spontane tartışıyoruz. Yok, var. Ama bu şekilde yok. Evet. Yani mantık çerçevesinde şu, biraz önce de neden bahsettik? İşte trafikten bahsettik, İstanbul'dan bahsettik ya da iş yoğunluğundan bahsettik. Eğer bir organizasyonda bir planınız varsa o sahaya zamanında geleceksiniz. Oldu da gelemediniz, yapacak bir şey yok. Uçağa bineceğiniz zaman, uçak kalktığı zaman 10 dakika sonra dur havada ben ona bineyim diyemiyorsunuz. Her şeyin bir kuralı var. Ama şu farklı o bir kuralı da bu maç yapıyoruz, ilk yarı yetişemedi, ikinci yarı yetişti. Şimdi bu olmuyor mu? Yani, oluyor yani. Bu biraz olduğunda başta. Bil ki bunu öyle bir suistimal ederler, öyle bir ederler ki şaşırır kalırsın. Başkan şu misal veriyorum. Daha maç başlamadan bir 11 çekilir, gruplara atılır. O esame listesinde geç gelen arkadaşımız zaten esame listesinde. Yazamazsın. Hayır, daha evvelden yazıyorsun. İsim ve TC kimlik numarasından zaten tespit edilebilir. Ama şu kural olsun ki yani herkes çekilsin ilk 11'ini atsın gruba. İlk 11'i. Yani bir de tekrar ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Tekrar tekrar tamam. Sonra diğer artık takım arkadaşlar. Ben de 20 dakika sonra Oktay beni aldı. Hayri geldi. Kaçak oynatacak. İşte o. Nasıl yapacaksın? Hadi bakalım. Bugün bir ceza vermen İslam için listesine kaçak futbolcuya ya hakemin yanında olacak resim, video. Anlatabiliyor muyum? Çekmen gerekiyor. Ya da bu şekilde yapacaksın. Başka türlü olmaz. Evet, evet. Yani sonuç ne şimdi olur? Abi biz kaçak oynatan takımları da bu ekranlarda deklar edeceğiz Oktay. Ve bunun kontrolü de o çok önemli takımlar yapacak. Burada hak. Kaçak mı? Ben şunu söyleyeyim. Kimlik üzerinde oynayanı da kaçak oynatanı da bu ekranlara yapıştıracağız. %100 katılıyorum ona. Bunu yaşadığımız için söylüyorum. Buna tenezzül edenler bunu. Hele var ya şu kaçak oynatmak. Resmen bir hırsızlıktır. Aynen öyle. Aynen. Öyle değil mi? Ya milletin hakkını yemektir. Olmaz tabii ki. Etik değil. Öyle değil yani. Tabii ki doğru değil. Ve o takımın başkanını, o takımın ismini, o futbolcu kimse oraya şu ekrana vereceksiniz ki şey olsun, örnek olsun. Kim olursa olsun. Buna tenezzül etmeyecek abi. Bitti. Hatta tespit ettikten sonra lige bile almak hata. Lige bile almak hata. Yazık günah ya. Başkan şunu da bir açıklık getirelim. Bu esame listelerinin kontrolü takımlar birbirinin esamesini kontrol ediyor. Onlar ancak otokontrolle devam ediyor. Tabii edelim. Hakemin işi değil o. Sağ hakem bilmez tanıması çünkü yani. Şeyi de söylüyor mesela, diyor ki işte maçın hakemi birbirinizi kontrol edebilirsiniz. Evet. Lisansları teslim ediyorlar, bitti. Yan hakemlere de futbolcu değişik kartlarını vermek zorundalar. Yani şeydeki evet, oyuncu değişikliği esnasında. Tabii ki. Onları vermek zorundalar. Evet, gari ciddi bir giriş çıkış olacak. Ama bak şunun üzerinde yine duruyorum. Yine söylüyorum. Esame listesinde olanların toplu resmi çekilmesi gerekiyor. Evet. Burada çelişkiye düşmeyelim. Tamam, burada net. Burada başka. Çünkü bakın çelişkiye düştüğümüz anda bu iş yine geçen seneki hale gelecek. Başkan onu iki kere çekmedi mi? 3-0 mağlup sayılacak. Çekmedi mi 6 puan silinecek. Çekmedi mi ligden ihraç olacak. Üçüncüsünde. Bu kadar basit ya. Evet. Tabii. Ya yani. Bu benim için değil. Ben zevk almıyorum. Ama bu yaştaki insanların bile kaçak futbolcu
oynattıklarını vesaire görüyoruz. İspatı nasıl yapacaksın? Mesela maçta bir olay oldu. Yedek kulübesindeyim. Alırım kamerayı, çekerim. Herkesin telefonu var. Ya tabii. Herkesin elinde telefon var. Geçen sene yaşadığım bir maç. O takımı bu sene ligi almadık. Adamlara hakem %1 milyon haklı olan takıma 4 tane kırmızı kart veriyor. Ona para bakarsan adam yani bu ligde hiç oynayamayacak. Ama haksızlığa uğrayan takım da o takım. Gördüm, ben de türbindeyim, benim geldiğimi bilmiyorlar. Videoları çektim, disipline attım. Disipline dedi ki bununla ilgili, ben dedim hakem raporunu rica ediyorum. O hakemi de aradım, gerçekten kınadım. Biraz da ağır konuştum ona. Çünkü terbiyesizlik yapmış. Çünkü yani hak yemiş. Ve ne oldu biliyor musunuz? O bu sefer öbür takım, saygısızlık, terbiyesizlik yapan takımın 3 tane futbolcu ligden ihraç oldu. Bu sene de bu ligde yoklar o takımlar. Başkan, almıyoruz. Bir konu daha değinmek istiyorum size. Önemli bir konu. Şimdi bazı agresif takımlar var. Futbolcuların genelinden bahsediyorum. Geçen sene de yaşadığımız, daha önceki sezonlarda yaşadığımız olaylardan bahsetmek istiyorum. Bu örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Bu takımları herkes Türkiye Masalı ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun bünyesine girmek istiyor ve bu ligde top oynamak istiyor. Ama biliyorum ki siz bu konuda çok hassassınız ve takımları her ne olursa olsun almıyorsunuz ve lige dahil etmiyorsunuz bu konulara. Evet. Şimdi bunu da bu şekilde ligde devam eden takım olursa ve bu şekilde yaşadığımız olay olsa tekrardan bunlar devam eder mi? Tekrardan eleme yapacağız, öyle değil mi? Yani takımlarda kendi bünyemizdeki diğer takımlarda haksızlık yapmamış olacağız bu şekilde. Ya biz bu konuda haksızlığa bir kere karşıyız. Evet. Şimdi ne kadar ne olursan ol, eğer bunun adabına uymuyorsan, dedik ya gelecek nesillere bir eser bırakacaksa biz kavgayla gürültüyle değil, örnek olarak bırakacağız. Ondan sonra devlet büyüklerimiz görecek ki... Ya işte ne güzel ortam, ne güzel şey diye. O yüzden bu tür takımlar ne kadar cazgırlık yaparsa yapsın bu ligde yer bulamayacaklar. Ve geçmişte bulamadıkları gibi. Kesinlikle bulamayacaklar. Yani ya düşünün benim kurduğum takım ya. 9 maçta 19 gol attığım. İstanbul'da ilk veteran takımını kurduk. Sonra Bakırköy, Üsküdar kuruldu. Ve o takımı ben lige almıyorum. Düşünsene. Kaptan, ne dersin bu konuda? Oktay hocam, biraz önce kullandığınız ifade şu, yani ifadelerinizi çok dikkatli dinliyorum, yorum yapmaya çalışacağım. Hırs futbolun doğasında var, sporun doğasında var. Hangi spor yaparsanız yapın, orada hırslı olacaksınız ki başarı elde edebilirsiniz. Evet. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Lakin hırsınız aklınızın önüne geçiyorsa, o zaman orada kurallar devreye giriyor. İçinde bulunduğumuz federasyon bizi diğerlerinden ayıran ya da sokakta herhangi bir kuralsızca oynanılan bir oyunun dışında tutan, bu işin en keyifli yönü bu. Eğer aklınızın önünde hırsınız geçiyorsa orada da işte federasyonun tüzük ve kuralları devreye giriyor ve bu konudaki yetkili merciler devreye giriyor. Burayı cazip kılan, burayı özendiren ve buranın 10 yılı aşkın süredir devam etmesini sağlayan en önemli konulardan bir tanesi de bu. Evet, biz gerçekten yaşımız belli bir yaşın üstünde, belli bir sayının üstünde. Biz topluma artık güven verebilen insanlarız. Statümüz, konumumuz her ne olursa olsun, her yetişkin bireyin topluma yön verebilmesi bir zorunluluk, kendince bir görev. Biz bunu sporla yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, bugün Türkiye'nin diğer programlarda da bunu tartışırız. İçinde bulunduğu ortamda, genç nüfusun bağımlılık ile ilgili çok büyük sorunları var. Şimdi biz bunları vurdum duymazlık gösteremeyiz. Biz sadece topun peşinde koşalım, hadi gol atalım. Evet, bu işin evet güzel tarafı ama bunun arkasında topluma bizim borcumuz var. Bu toplum bizi bu yaşa kadar getirdi. Bu saatten sonra bizim de topluma borcumuz var. Şu anda şurada yaptığımız mesai de dahil olmak üzere bu borcumuzu yerine getirmeliyiz. O yüzden kurallarıyla bu işi yapacağız, örnek olacağız ve bu işin bundan sonraki kuşaklara da gelmesini. Yani şöyle söyleyeyim, hazırlık döneminde profesyonel futbol oynayan bir arkadaşımızın sakatlık sürecinden sonra bizimle yaptığı idmanlar vardı. Evet. Ve espriyle karışık da olsa şunu söyledi. Ya Hayri abi dedi, biz bu ligde ne zaman oynayacağız? Ne zaman oynayabiliriz? Bakın adam aktif futbol oynuyor ve sonrasında
böyle bir organizasyonun içinde bulunabilmeyi hayal ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bu hayali bizim insanlara kurdurabilmemiz lazım. Peki kaptan, çok güzel gözlemler, çok güzel telaffuz ettin. Şöyle söyleyeyim, hani bizim ligimize dönersek. Şimdi belli bir yaştan sonra insanın adrenalini yükseliyor, kan şekeri düşüyor ve aklı, yani hırsı aklın önüne geçiyor. Bu gibi durumlarda saha içinde bunları yaşıyoruz, yaşadığımızda görüyoruz. Bunlar daha ileri kötü sonuçlar doğurmaması için sahadaki kenar yönetimi daha çok iş düşmüyor. Mesela o futbolcu hemen kenar almak için. Kesinlikle. Şimdi burada bir akil yapının olması lazım. O da nedir? Kenar yapısıdır. Evet. Sonuçta içeride koşan adamın nabzı artıyor, oksijeni azalıyor, düşünemiyor. Bunların hepsi fiziksel aktiviteler ve sonuçları. Bunlara kimse bir şey demiyor. Sakinleştiği zaman insanlar birbirlerine kucaklaşıyor ama o hırs anında birbirlerine karşı yükselebiliyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Burada herkes elini taşın altına koymak zorunda. Burada kenar yönetimi büyük. Kenar yönetimi, hocalar, yedek oyuncular, evet, bir yedek kulübesi dizen, düzen ve tertibinin olması gerekiyor. Yani orası bir şey değil, karnaval yeri değil. Herkesin yerini bilmesi lazım. Bugün örnek olacaksak, örnek olacak şekilde davranmalıyız. Dediğinize çok katılıyorum. Buradan da bütün teknik ekipteki kenarda bulunan hocalara, başkanlara ayrıca rica ediyoruz. Lütfen bu oyunu güzel oynayalım, güzel oynatalım ve gelecek nesillere aktaralım. Bu konuda ben bu sene çok çok fazlasıyla umutluyum. Başkan, bir şey söylemek istiyorum başkan. Buyur Albayrak. Şimdi bir de şuna dikkat çekilmesi lazım. Takımların hocaları ve takım kaptanları, yöneticileri olabilir. Şunun bilincinde değil bazıları, çünkü bunu ben yaşadığım için söylüyorum. Maç esnasında kaçak oyuncu olduğunu şüphesiyle bir futbolcunun kolundan tutup da hakemin yanına getirip bu kaçak oyuncu demesine gerek yok. Federasyonun bir disiplin kurulu veya bir karar mercisi var. Alır oradan esame listesinden ismini, cismini, getirir oraya, şikayet babına yapar ve netekim oradan sonuç almaya başlaması lazımken orada sahanın içinde bunun kararını vermenin derdine düşüyor. Doğru bir yere şey yapamaz. İşte bak, şimdi başkan işte sadece bu, rapor tutturmuşsun. İşte yaptırmıyor bunu. Rapor tutturmuş, tamam, rapor tutmuş. Onu yapmıyorlar işte. Mesela ben kaçak yaşadım ben. Yaşadım bunu. Bizim oyuncumuzun kolundan lazım tuttu. Mecbur. Kaçak oyuncu diyor. Ya olmaz böyle bir şey. Bu doğru bir şey, davranış da değil zaten. Tabii, değil bu yakışıklı yani. Bir değil, davranış da değil. Şöyle söyleyeyim Albayrak. Esame listeleri zaten gruplara atılıyor, WhatsApp gruplarına. Buradan gerekli şikayetlerinizi, gerekli bildirimleri zaten TMFL'nin disiplin kuruluna şikayette bulunabiliyorsunuz. Bunu değerlendirir, cezayı verir, vermez. Hangi cezayı, nasıl ceza vereceğini zaten disiplin kurulu... Kaçakça zaten versin. Tamam, disiplin kurulu verecektir. Bunu da zaten başkan birazdan açıklayacak. Çünkü bu seneki disiplin talimatnamelerinde çok ağırlaştırılmış cezalar var. Öyle değil mi başkan? Evet. Futbolcuya, takımlara ihraca kadar giden bir disiplin talimatlama var. Başkanım, istiyorsan konu Albayrak açmışken bunu da değinirseniz çok seviniriz. İlk başına dönünce. Şimdi arkadaşlar, zaten statü talimatlarımızda var. Yani bu özellikle kaçak futbolcu konusunda, sahada olan olaylar konusunda, yine sağ kenarı konusunda. Bunları aslında sorsan sizler, yani kulüp başkanlarının iyi takip etmesi lazım. İyi takip edilen şeyi de bizim disiplin kurulumuz veya tahkim kurulumuz uygulayacak. Şimdi ya işte bu nasıl olay ya, bu nasıl böyle ya? Sen veri göndermeyince uygulanmıyor. Diyor ki ya, mesela örnek veriyorum. Oktay kaçak oynatıyor. Ya ben de diyorum ki ya, tespit edilmiş ama. Ya arkadaşım işte şey tanıdığım, ya ayıp olur. Ben işte disipline şey yapmayayım, itiraz etmeyeyim. Önce şikayet edip sonra çekiyor. Evet, çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Onu yapan takımı da aynı şekilde cezalandıracağız. Yani bundan sonra şöyle söyleyeyim, pandemiden önce böyleydik. Takımlarımızın üzerine yani her konuda titriyorduk ama bu disiplin konusunda da yine bu şekilde her zaman üzerinde olacağız. Ki sağlıklı bir lig yaşayalım. Tabii. Güzel bir sezon yaşayalım. Yani düşünebiliyor musun? Şu da var, en enteresan olan ne biliyor? Haksız olan o kadar cazgırlık yapıyor ki, hele şu sosyal medya bataklığında. Adam var ya, ve ona da çanak tutanlar ve o aynı onun gibi neyin olduğunu bilmeden, diyelim ben sosyal medyaya bir yazı yazayım, altı doluyor, yeter ki sana karşı bir şey yazayım. Ya bu nasıl bir mantık? Sen neyine göre o adamı alkış tutuyorsun? Demek ki sen de aynı zihniyettesin. Bunları çok gördük. Şimdi yani konuyu anlamadan yorum yapanlar var başkanım. Tabii.
Biz sosyal medyada zaten cevap vermiyoruz. Haberin başlığını okuyup devamını okumayan. Mesela diyor ki adam yapmış, saygısızlık, terbiyesizlik her şeyi yapmış. Oraya bir de cezayı yemiş ya. Bağırıyor, bu ligdi öyle, şu böyle falan. Öbür tarafta da öbürü yancı hemen başlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Aslında ya? Şu... Hiç utanmıyor musunuz yani? Kaç yaşındasınız ne bileyim. Yani biraz enteresan bir şey. Çoğu futbolcunun okuması lazım onu. Herkes okuması lazım. Okuması lazım. Okudun mu zaten, kuralı uyguladın mı zaten bir sıkıntı kalmaz. Ama kara düzen, itirazlar, kara düzen her türlü şey yapıyorlar bakın, yani. Bizim bir disiplin kurulumuz var. 7 kişi. Avukatımız Ezel Demirkol, 3 tane avukattan oluşan takip kurulumuz var. Ve avukatımızın 50 tane kendine özel çalışan avukatı var. Buna da zaman ayırıyor. E sizler varsınız. Diğer ekip arkadaşlarımız var. Biz 3 kişi gelip de bir araya bir turnuva yapar bir federasyon değiliz. Yani bu, zaten siz de galiba önümüzdeki günlerde bu kurulları ekrana vereceksiniz. Yani buradaki kurullar niçin var? Takımlarımız daha güzel maçlar yapsın, şu yapsın, bu yapsın. Ama bakıyorsun o oraya gitmem diyor. O bunu yapmam diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim özellikle. Bu ligin kural ve kaidelerini işletmek bizim boynumuzun borcu. Sizin de uymanız gerekiyor. Ya başkanım çok basit. Yani herkesin bildiği mesela çok iyi araba kullanan birisisiniz. Ve trafik kurallarına uymadan hareket ediyorsunuz. Ve bunu sizinle beraber onlarca kişi, yüzlerce kişi yapmaya başlıyor. Çok keyifli olan o araç sürme ve bir yere ulaşma o operasyonunun ne hale geleceğini düşünün. En basit bir araba kullanma. Ve bunu kendine hak görüyor. Ve bunu kendine hak görüyor. Şunu söylüyor. Ben çok iyi araba kullanıyorum. İşte ben çok iyi top oynuyorum. Karşılığı. Ama sonunda siz oradaki bütün kuralları alt üst ettiğinizde o organizasyonu kilitliyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Bunu baştan söyleyelim. Ve bu konuda da, bu konuda da... kötüyü iyiden ayırmak için iyilerin burada baskın olması gerekiyor. Evet. Yoksa herkes bizim için değerli. Herkes bu sahanın içerisine çıktığı zaman kurallarına uyarsa çok değerli. Çünkü bu biraz önce dediğiniz gibi bütün paydaşlarıyla oynanıyor. O sahaya çıktığınızda eğer rakibiniz yoksa bir amacınız yok, hiçbir şey yapamazsınız. Rakip sizin için çok değerli. Ya bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ama rakip değerliyken ona gereken saygıyı da göstermemiz lazım. Mücadele anlamında ve davranış anlamında ben bu konuda tekrar rica ediyorum. Gereken hassasiyeti gösterelim. Şu da bir gerçek. Son zamanlarda işte bizim ligimize katılan çoğu takım olsun, ligimizde bulunan eski kulüpler olsun. Artık minimum seviye indi artık o dediğimiz olaylar ama artık kaçak oyuncu oynatacaklarını tahmin etmiyorum. Herkes bilinçlendi artık birçok kulüp takip ettiğim kadarıyla. Bizim grubumuzdakiler mesela herkes hepsi statü talimatlarına uyarak gitmeye çalışıyorlar. İnşallah da bundan sonra böyle devam eder gider. Evet, şimdi birçok mesajlar geliyor telefonumuza. Maalesef okuyamıyoruz. Daha önceden gönderen resimli, videolu çeken mesajlar var. Arkadaşlarımız, dostlarımız göndermiş. Şimdi yönetmenimden onu rica edeyim. Tekrar devam edeceğiz programımıza. Merhabalar. Soner Resul Tektaş, Ardeşen Veteran Spor Kulübü Başkanı. Öncelikle TMVFL ailesine selamlarımı iletiyorum. Hasretle beklediğimiz 2024-2025 futbol sezonunu bu hafta sonu oynayacağımız bir Ardeşen derbisiyle merhaba diyeceğiz. Güzel bir futbol müsabakası olmasını ve derbiye yakışır ve bizlere yakışır bir futbol oynanmasını temenni ediyorum. Bu yaştan sonra bizlere bu atmosferi yaşatan federasyonumuza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizlere de TV 52 ailesi olarak bizleri bir programa davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de selamlarımı iletiyorum. Bizler de buna cevaben Fair Play çerçevesinde bu sezon oyunumuzu oynayarak sizlere cevap vermek istiyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki sezon bütün takımlara şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Yıldızlar Masterlar takım kaptanı Ersin ben. 2024-2025 sezonu bütün takımlara hayırlı olsun. Biz uzun yıllardır Türkiye Masterlar ve Veteranlar Federasyonu ailesinin içindeyiz. Emeği geçen,
başta başkanımız Kenan Başkan olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonun bütün takımlara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Selamlar. Herkese merhaba. Taşdelen Veteranlar olarak 2024-25 sezonunda da TMVFL'deyiz. Başta takımın Taşdelen Veteranlara ve diğer takımlara başarılar diliyorum. Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon olsun inşallah. 2024-2025 sezonunda hep Karadenizleri ile bir basketbol olarak TMFB liginde yer alacak bu sene. İnşallah kazasız, sakatsız, iyi bir sezon olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Türkiye Masterlar Oy Veteranlar Futbol Ligi 2024-2025 sezonunun tüm takımlara kazasız, belasız, sakatsızlık bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Bartın Masterlar olarak 2024-2025 sezonuna Bartın Masterlar takımı olarak katılmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Bartın Veteranlar kulübünü bu sene yeni kurduk. Biz de Bartın'da üçüncü takım olarak katıldık. Oynamayan bütün arkadaşlar oynasın diye böyle güzel bir oluşuma girdik. 2024-2025 sezonunda herkesin gönlünce sakatlıkları olmadan, kavga gürültü olmadan güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Türkiye Masterlar Futbol Federasyonu düzenlemiş olduğu 2024-2025 karşılaşmasında yer alacak bütün takımlara başarılar diliyorum. Bu camiada, bu oluşumda Bartın'ın Şehit Uğur Akyer olarak temsil ediyoruz. Ve bundan öncesinde tek takımdan çıkan Bartın şu anda 3 takıma ulaştı. İnşallah hedefimiz 5 takımla beraber TMFL ailesini daha büyük katkılarla büyütmek. Teşekkür ederim herkese. Merhabalar, Karabük Akademi Veteranları olarak Türkiye Masterlar Veteranlar Federasyonu da mücadele ediyoruz ve bütün takımlara başarılar diliyoruz. 2024-2025 sezonu hayırlı olsun. Safranbolu İdman Yurdu takımının başkanıyım. 2024-2025 sezonu bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi akşamlar. Karabük Aydınlar Veteranlar Başkanıyım. 2024-2025 sezonuna herkese hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız güzel maç olur, güzel bir sezon geçeriz. Herkese başarılar dilerim. Merhabalar. Karabük Elit Masterlar Takımı Başkanı Şefik Volkan Çelenk. 2024-2025 Türkiye Masterlar ve Veteranlar futbol sezonu tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçirelim. 6 takımla mücadele edeceğimiz Karabük'te 3 bölge var biliyorsunuz. Batı Karadeniz mavi, Batı Karadeniz kırmızı, Batı Karadeniz beyaz. Biz de Batı Karadeniz kırmızı takımında grubunda yer alıyoruz. Bu gruptaki tüm takımlara da sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Kenan Başkanımız bugün Karabük'ü ziyaret etti. Geç de olsa kendisi bizlerle buluşmak istedi. Biz de tabii ki kendisine değer verdiğimiz için sonuna kadar bekledik. İnşallah da güzel bir toplantı olur. Sezonu kapatırız. Hayırlısıyla herkese iyi akşamlar diliyorum. 24-25 sezonu Türkiye Masterlar Ligi Batı Karadeniz Tosya Masterlar adına bütün kulüplere başarılar diliyorum. 2024-25 Türkiye Masterlar Ligi tüm takımlara hayırlı olsun. Kastamonu Şerife Bacı Masterlar olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Koca Belediye Masterlar Başkanı, Koca'dan kucak dolu sevgiler diliyorum hepinize. Bizler 11 yıldır TMSF ligindeyiz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutluyuz. Yeni sezonda bütün takımlara başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın. Buyurun. Evet, bu güzel mesajları veren sevgili dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Birçok mesaj geldi, birçok görüntü geldi. Bunları tabii ki programımızın yettiği kadar yer vermeye çalışıyoruz ama veremediklerimizi önümüzdeki programlarda yer vermeye çalışacağız. Evet başkanım, şimdi kaptan sana dönmek istiyorum. Bu yeni statü ve talimatnamelerde esame listelerini, kontenjan oyuncusu, tarihleri, doğum tarihleri hakkında bizi bilgilendirmesi takımları da aynı şekilde. Tabii yani şöyle her yıl katılımı olan bir statü bu statü. Evet. Özellikle kontenjan konusunda kulüp yetkililerimiz, hocalarımız dönem dönem çok sorular yöneltiyorlar. Tabii onlar da haklı. Her sene ilaveler olduğu için
2024-25 sezonu için mevcuttaki statü 86 ve 1986 ve 1987 doğumlu, ay fark etmeksizin olan oyuncular, kontenjan statüsünde olan oyuncular. Bunlardan 22 kişilik esame listesinde 4 tane olabiliyor maksimum. Bunların ikisi sahanın içerisinde. İlk 11'de. İlk 11'de. İkisi de sahanın dışarısında olmak koşuluyla bu oyuna katkı sağlayabilecekler. O bakımdan bu bilgiyi de paylaşalım. Peki değişiklikler kendi içinde ne olacak, yoksa yani öyle bir şey var değil mi? Tabii yani şöyle, sahanın içerisindeki iki kişi ancak dışarı çıkacak ki diğer iki kişi girebilsin. Yani birbirleriyle değişebiliyorlar. Birbirleriyle değişebiliyorlar. O yüzden kontenjan oyuncuların arasındaki rekabet biraz kızışacak gibi duruyor. Peki değişiklik sayısı? Değişiklik sayısı 6 oyuncu değişikliği statüde var. Bunu hocalar istedikleri dakikadan itibaren istedikleri sayıda yapabilirler. Bir kısıtlama yok. İşte şu yarıda bu kadar ya da bir seferde 3 tane 5 tane oyuncu gibi bir kısıtlama tutmuyoruz. Bölgelerden, işte oyuncu topluluğundan ve hocalardan değişik talepler geliyor. Ama o da oyunun akışını etkileyeceği için çok sınırsız oyuncu değişikliği olsun vesaire gibi. Bu da oyunun ruhuna biraz aykırı açıkçası. Bu işi yapıyorsak biraz da gerçeğine uygun yapmamız lazım. Böyle sınırsız bir karmaşa ve oyunun orada durması çok mantıklı değil. Açıkçası ben desteklemeyeceğim bu tür talepleri, buradan söyleyeyim. Çünkü kaçar dakika oynuyoruz biz? Zaten oynadığımız süre 35'er dakika bir süreden toplam 70 dakika. Bugün Süper Lig'de oyunun, topun oyunda kalma süresini göz önüne getirdiğimizde bizim daha da az. Herkes o sevdasının peşinden daha fazla koşmak istiyor. Ona ara vermek isteyenler olursa ona artık müsaade etmeyeceğiz. Belli bir kuralı var. Ben o kuralda bununla ilgili bir bilgi vereceğiz. Vereyim mi? Buyurun başkanım. Şimdi ilk iki senemizde 8 tane değişiklik vardı. Baktık oyun bayağı duruyor. Ya dediler bu başkan, bunun önüne geçelim. Maç 1-0, 2-0 hep. Tabii yani bir de gerçekten 8 tane, bak 8 tane değişiklik ne demek? Birer dakika, 1,5 dakikada yani neredeyse 10 dakika. 8-16 tane. 8 sen değiştirdin, 8 öbürü değiştirdin. 16. Maç bitti. Maç bitti. Buna ilave eten bir de. Onun için 6'ya indirdik onu bir sonra. En iyisi bence de yani. Kaptanım söyler de başkanım da söyleyebilir. Bunu şey, bu başka ligde oynayan, hani bizim ligimiz oynayan organizasyonda oynayan. Onu da bir açıklayalım da, çoğu arkadaşımız soruyor, oynayabilir miyiz, oynayamayız mı? Biz anlatıyoruz ama yeni gelen takımın arkadaşlarımıza da, yeni gelen katılan takımlara da bunu bilgisi vermek lazım bunlara. Şöyle, o konuda soru yok, oynayabilirler. Çünkü biz diğer organizasyonları lig olarak da görmüyoruz. Ama muhatap bizim da ligimizde anlıyoruz. Oynayan, bizim ligimizdeki diğer bir takım da oynayamaz. Herhalde canım, şimdi işte, TFF'de Galatasaray'da oynuyor, gelmiş bir de Fener'de oynuyor aynı sezon içinde. O öyle bir şey yok. İşte sen öyle, de oynuyorsa sen de oynayacak. Bitti. Yani onu bildirelim de. Zaten gelen bir tek lisans var ve o takıma bağlı o lisans. Yani o başka ligde oynayabilirler. Yani başka organizasyonlarda oynayanlar bizi bağlamıyor. Biz onları zaten o konuda muhatap almıyoruz. Turlu olarak gidiyorlar. O ayrı bir şey. Ama kendi ligimizin takımları, tabii ki Oktay'da oynarken ben, bir de gelip aynı sezonda aynı anda sen de oynayacak bir durumumuz yok. Başkanım bu, yani bu şey gibi aslında şu anda resmi olan bir Süper Lig gibi. Türkiye Masırlar Veteranlar Futbol Federasyonu'na bağlı bir lig var. Buranın lisansları var. Onun haricinde veteran camiasında resmi bir organizasyon olmadığından dolayı, bir lig olarak kabul edilmediği için oyuncu arkadaşlarımızı da bu konuda kısıtlamıyoruz. Tabii. Bu organizasyonun içerisine gelmek istediklerinde onları kabul ediyoruz. Zaten bir lisanslar olacağı için. Gücü yetiyorsa oynayabilir tabii. Gücü yetiyorsa oynayabilir. Diğer türlü ikincilikte oynayıp aynı zamanda gelip üçüncülükte de oynuyor mukayesesi olur. Ama böyle bir şey zaten ortada olmadığı için böyle bir endişemiz vesairemiz de yok. O sebeple İbrahim Başkanımız söylediğine de o manada katılıyoruz. Başkanımız da bu konuda geçmiş dönemlere göre bunun önünü açtı. Biraz kısıtlama vardı burada. Bence herkesin spor yapabilmesi lazım. Ama kurallar çerçevesinde, tırnak içinde, bunu da tekrar belirteyim. Genelde arkadaşlar soruyorlar. Ben de buradan açıklık getirelim diye sordum. Zaten kimse istemiyor. İster diğer de oynasın bize. Peki başka bir sorular daha var. Bana da geliyor böyle sorular. Hani video çekimi hakkında, bölgelerdeki maçlarda. Bunu da başkanımız birçok programda değindi ama. Evet. Bu konu hakkında Hayri Kaptan, sana da
geliyor bilgiler. Evet. Nasıl bir yorumlarsınız? Çok talep var. Çok istek var. Herkes... Şöyle var, pardon sözünü kestim. Diyor ki Türkiye Futbol, Türkiye Masalar Veteranlar Futbol Federasyonu her bölgede her maçımızı çeksin ve yayınlasın. Çünkü biliyorsun başkan, yani 7-8 takım bir araya gelip turnuva düzenleyenler çekiyor, yapıyor ama bizimkisi bir federasyon ve Türkiye çapında bir lig ve 10 bölgede top oynanıyor. Şimdi başkan, bu konu hakkında nasıl yorumlarsın, ne dersiniz? Sevgili Oktay Hocam, bu konuda o talepler bize de geliyor. Evet. Tabii bu caminin içinde olduğumuz için herkes şunu istiyor. Göz önünde olmak istiyor. Evet. Güzel bir şey. Bu insanın doğasında olan bir şey. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Lakin diğer organizasyonları örnek göstererek bunu bizden talep ettikleri durumda aynı sizin söylediğinize katılıyorum. Biz deplasman usulüyle bir lig oynuyoruz. Bir sahayı tutup orada sırasıyla içeriye girip top oynanan bir düzen değil ya da bir turnuva değil bu. O sebepledir ki yani bunu talep eden arkadaşlarımız da çok net olarak bilmeliler. 10 grubumuz var. Türkiye'nin değişik bölgelerinde bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerinde, ikinci ligde, üçüncü ligde böyle bir yayın organizasyonu yapılamıyor. Bu bir maliyet, bu bir külfet, bu bir organizasyon. O sebeple bunu yapabilme olanağı şu koşullarda imkansız. Ha ne olur? Şu olur. Bu konuyla ilgili özel yayın yapan bir takım kurumlar, kuruluşlar, şahıslar var. Dilerseler bunlara bir bedel karşılığında yayınlarını yapabilirler. Biz de yayınımızın el verdiği şekilde, bu konuda da Oktay Hocam'ın tabii program çizelgesi de önemli. Zamanı doğru ayarlayacağız. O çerçevede sizlerin yayınlarını seve seve buradan izleyicilerimizle buluştururuz. Bundan keyif alırız. Güzel yayınlar. Tabii ki burada gösterilmeye layık olan yayınlar. Bu konuda da destekleriniz olursa biz de burada yayınlama anlamında destekleriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Profesyonel veya profesyonel yakın olan yayınları tabii ki ekranlarınıza getireceğiz. 2-3 dakikalık kesintilerle. Siz de eğer montajlarsanız siz de yayınlamaya çalışacağız. Çünkü bu program Türkiye Masalar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'na bağlı takımların programı ve sizlerin programı. Dolayısıyla sizlere tabii ki ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Süremizin el verdiği sürece ve iyi ve kaliteli çekim olduğu sürece bunu yayınlayacağız. Dolayısıyla bu konu bizim için çok önemli. Kamuoyu için de çok önemli. Kaptanın dediğine katılıyorum. Bunlar yaparsanız, dikkat ederseniz çok mutlu oluruz açıkçası. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Başkanım, bir konuya daha değinmek istiyorum. Şampiyon Kulüpler Kupası bir projeniz var. Çok önemli ve çok nokta atışı. Ben şu kamera konusunda bir dakikalık süre istiyorum. Peki buyurun. Şimdi kamera, evet herkes kendini görülmesini istiyor ama bakın her hafta bizim 55-60 tane maçımız olacak. Evet. Bir maça iki kamera gönderirsen 120 kamera yapar. Şimdi burada 60 tane maçı, 55 tane maçı ikişer dakikada yayınlatan programa yetişmiş. Üçer dakikada yayınlatan zaten aşıyor gidiyor. Yani 180 dakika oluyor. Hiç konuşmadan. Bir ikincisi de şimdi senin memleket neresi? Tokat. Sen? Trabzonluyum ben. Sinop. Ben de Ordu'luyum. Şimdi biz Anadolu takımıyız. İstanbul takımlarından genelde bu talep var. Peki Rize'deki, Artvin'deki, Sinop'taki, diğer illerdeki takımlarımız bu ligin takımı değil mi? Tabii nasıl ki. Bir ayrıcalık yapabileceğiz İstanbul'daki falan veya Anadolu'da? Bana bunu teklif edene dedim ki, yani kusura bakma sen bu ligden git, senin beynin farklı çalışıyor. Yani boş ver ya Anadolu takımları, biz işte bize kamera bulalım çekelim. Ya gidin çekin. Bunu ben Anadolu takımları da talep ediyor başkan. Onun için sadece İstanbul takımları Anadolu değil. Anadolu takımları talep ederken ben de sana şunu söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim. Ardeşen takımı Artvin'e gidecek deplasmana. Veya o gelecek. Nasıl kamera gidecek oluyor? Nasıl gelecek? Her ilde ilçede bulamıyorsun ki. İşte kaptan. Yani şimdi şöyle. Çok zor bir organizasyon. Çok zor bir organizasyon. Şimdi bunu yaparsan şunu yaparsın. Bölgede üç tane spikeri, kameramanı vesaire 3 kişi bulursun. Her hafta o bölgede mesela bugün cumartesi 2 maç, pazar 2 maç. Bizim YouTube kanallarımız var. Ve çoğalıyor. Onu bizim sosyal medyada şu maçları yayınlanacak.
Marmara Kırmızı bölgede bu yayınlanacak, bu yayınlanacak. Bu çok büyük bir organizasyon. Evet. Yani hepsini bir anda yayınlamasan da bölge bölge yayınlayabilirsin. Hatta şu anda program yaptığımız televizyon, bundan 4 sene önce dedik ki mesela bir kereye mahsus. Bu hafta cumartesi pazar Doğu Karadeniz maçlarını yayalım. Orada o maçı bu ekranlardan yayınlayalım. Sonra diğer hafta Orta Karadeniz'e gelelim. Yine cumartesi pazar program yapayım. Bir kereye mahsus anı olsun. Ama hiç kimse yaklaşmadı. Bunun da bir maliyeti vardı. Biz 3'te 2'sini çekiyorduk. 3'te 1'ini de takımlara mal etmiştik ama maalesef o zamanki ücretler de cüz idi ama şimdi mümkün değil tabii bu şeyde. Yani böyle bir şey planlamıştık ama inşallah ileriki zamanlarda olur. İnşallah. Bu çok zor konuşuyor zaten başkan kaptan dediği gibi. Yani. Bu konuyu geçelim. Şu Şampiyon Kulüpler Kupası'na gelelim. Şimdi Şampiyon Kulüpler Kupası şöyle söyleyeyim. Bunu nasıl esinlendik? Şu andaki Şampiyonlar Ligi. Evet. Bizim dönemimizde Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Biz de o dönemin gençleriyiz, işte futbolcusuz gibi gibi. Yaklaşık 11-12 takım var sanırım. Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere, İspanya, İsveç, Macaristan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya. Azerbaycan. Azerbaycan'la da şey yapmadık. Türkiye. Ve şunu söyleyeyim. Şampiyon Kulüpler Kupası yapacağız. Yani ama tabii buradan bir maç oraya gidip de değil, bunu turnuva şeklinde yapacağız. Bu sene Türkiye'de olacak, öbür sene ne bileyim Almanya'da olacak, diğerki sene başka yerde olacak gibi. Bizim buna Türkiye'den ilk üçe giren takımlarımız. Türkiye şampiyonu, Vatan Kupası şampiyonu ve Federasyon Kupası şampiyonu takımlarımız. Üç takım hak kazanacak. Evet, yani diğerleri yok. Evet. Yani belki ileriki dönemlerde şampiyonu ayırıp Şampiyon Kulüpler Kupası, mesela nasıl UEFA Kupası var, Konferans Kupası. Kupa Galipleri Kupası gibi. Yani evet, o şekilde yapabiliriz. Türkiye Şampiyonası bundan sonra daha da çekişmeli olacak gibi duruyor başkanım. Tabii ki yani bunu yapmak, aslını sorarsanız bunun bir çalışmasını yapmıştık. Statü talimat çalışmasını. Takımlarımızla zaten bu Skype bağlantısı olduğunda o takımlarımız da ekrana bağlanacak, yurt dışı takımlarımız. Hatta Almanya'da söyleyeyim. Milli takım futbolcumuzun, kaptanımızın babası Hüseyin Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu'nun babası. Evet. Evet, sevgili Hakan kaptanımızın. O da var aramızda, sağ olsun. Yani bunu bir ilme kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah olacak ama inanın nasıl şampiyonada belirli bir disiplin ve ciddiyette, bu da öyle olacak. Bunun zaten ilk şeyini çok görkemli yapmak istiyoruz. Bu bir gerçekleşti mi? Müthiş olacak. İnşallah. Yani çünkü ilk şampiyonamızı yaptığımızda öyle görkemli yapmıştık. Bunu da disiplin altında tüm ülkelerin işte bayrağının olduğu, akresyon kartlarının olduğu vesaire vesaire. Yani ben geliş güzel turnuvaya geldim havası yok. Ben şampiyonluğa geldim havası var. Anlatabiliyor muyum? Peki bunu bu seneki Türkiye şampiyonasından sonra hayata geçecek miyiz başkan? Tabii ki. Allah nasip ederse geçireceğiz. Değil mi? Yani yine her zaman olduğu gibi Mayıs ayının güzel bir şampiyon olacak. Yani şurada şu var. Şimdi şurada biz yanıldık. Yoksa bu 28 Ekim'de falan yapacaktık ama evet. Avrupa takımlarımız, Avrupa'daki arkadaşlarımız izin alma konusunda 4-5 ay önceden söylememiz gerekiyor. Bu da ilk bizim acemiliğimiz oldu tam bu konuda. Onun için Mayıs ayı sonuna erteledik. Zaten Mayıs'ın ilk haftasında Türkiye şampiyonası var. Ya bunu gerçekten... Hangi ay yapacağız başkan bunu? Yani şimdi takımlarımızla bir toplantı yapacağız. Bana göre her sene Eylül, Ekim'de yapılmaz ama bir toplantı yapacağız. Onlar da Mayıs sonu gibi istiyorlar. Bakalım, onu tam netleştirmedik tarihi ama kesin olacak yani. İnşallah güzel. Hayata geçeceğiz. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Son sözlerinizi, son dileklerinizi alayım. Sevgili Albayrak, nasıl geçecek bu sezon? Ne söylemek istersin takımlarımıza, yöneticilerimize? Vallahi çok iyi geçeceğini futbol severlere. Çok iyi geçeceğini umuyorum. Çünkü bütün takımlar canla başla ve disiplinli bir şekilde bu lige hazırlandılar. Biz de tabii ki öyle. Yani
çok keyifli bir sezon geçireceğiz inşallah. İnşallah TMVF'le ailesine yakışır bir şekilde sezonu bitireceğiz. Evet, her sezon büyüyerek gidiyor zaten. Büyüyen tabii, bir aile. Tabii. Hem takım sayısı olarak, kişiler olarak büyüyor zaten. Sevgisi de artıyor. Evet. Yani çok keyifli olacak inşallah. Peki futbol aşkı dedik ya hani program başında. Evet. Bu futbol aşkı olarak ailede zaman zaman problemler çıkıyor mu çocuklarda, eşte, vakit ayırmada? Biliyorum uzun yıllar futbolun içindesin. Artık. Futbolda oynuyorsun. Artık eşte. Bir penaltı golcüsün aynı zamanda. Başkanım eşlerimiz... çok kısıtladınız oturacağım. Adam milli karmanın ikinci kaptanı ya. Hakan Çalhanoğlu penaltı hani geçen maçta milli İzlanda maçında hani çift vuruşla ayakta kaydı gitti. Penaltı orada İbrahim Albayrak aklıma geldi. Muhteşem bir penaltı atıyor kardeşimiz. Penaltıları hemen topun peşine geçiyor. Sağ olsun eşim bu konularda bana destek veriyor. Artık alıştı benim futbol hayatıma. Benim futbol düzenime göre artık... Hayatımız ona göre. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum yengemize. Ailemiz de artık buna ayak uydu. Misafirlerimiz de ona göre geliyor artık. Değil mi? Aynen öyle. Maçlar başlayacak. Artık öyle. Evet, şimdi hafta sonları maçlar başlayacak. Şimdi hangi... Buradan ne zaman, bütün ne zaman gideceğiz, bu camiada futbol oynayan arkadaşların eşlerine biraz sabırlı olmalarını diliyorum. Teşekkür ederim. Kaptan, vallahi Oktay Hocam... Aynen öyle. Yani hafta sonu çok sevdiğimiz dostumuzun kahvaltı daveti vardı. Evet. Devamında. Kendisine ister istemez şöyle bir cevap verdim. Dedim bir programa bakayım. Maçlar başladı. Ondan sonra geleceğiz dedik. O yüzden bizim heyecan başladı. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım, vakit ayırdınız, geldiniz. Allah. Çok teşekkür ederiz. Ben herkese. Son sözlerinizi alayım size. Valla güzel bir sezon olacağını umut ediyorum inşallah hep beraber. Milli karmamızın aynı zamanda 4 tane, 5 tane organizasyonu var. Evet. Birisi Tire'de olacak. Tire hazır olsun bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Artık diğer haberlerimizde daha sonra. Ben teşekkür ederim başkanım. Vakit ayırdınız, bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşam da artık konunun sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı saatte, aynı günde buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın diyorum.